Niye böyle saçmalıyor hiç anlamadım. Yani bir an önce işe başlamayı istemesini anlıyorum ama... ne öyle eş başkanlık falan. Belki hiç yakıştıramadım. Onur, inan ben de şok oldum. Ama bence hiç ciddiye alınacak şeyler değil. Bilirsin, o seni de Mehmet'i sevdiği gibi sever. Biz askerde aklı başına gelir dedik ama... baksana, olan aklı da gitmiş sanki. Kuzen, askerlik sizi erkekleri olgunlaştırıyor sanıyordum. Ne olmuş belki hiç anlamadım. Askerde düşünmeye, hayatının yönünü belirlemeye bol bol vakti oldu ama... bizimki kendine bir yol çizeceğine hepten yolunu kaybetmiş. Bahar, hepimiz askere gittik. İnsan askerde hayatı daha çok kavruyor. Tamam, Berk için zor bir dönem, anlıyorum. Sarsıldı. Toparlanmak için zamana ihtiyacı var. Ama insan kendini toparlarken etrafındakileri yıkıp geçemez. Üstelik üstüne düşmeyen konularda bile ahkam keser olmuş. En az dedem kadar ben de sinirlendim. Kuzen, bu işi daha büyümeden halletmeliyiz. Haklısın Mehmet. Ben Berk'le konuşurum. Umarım bir an önce hatasını anlar da hepimizden özür diler. Onur. Lütfen Berk'in dediklerine takılma. Ben odamda olacağım Mehmet. Sonra görüşürüz. Kaptan. Hadi ama uzatma. Belki bilmiyor musun? Saçmalıyor. Bana gerçekten ne düşündüğünü söyle. Of ya. Bir bardak kahve için eziyet çekiyorum. Sanki benim soyadım Şadoğlu değil. Serap. Müsaade etmezsen bu saray yavrusu odada yerime geçmem mümkün mü? Zahmet olacak ama. Sadece geçmek istediğini söyleseydin yeterliydi. Buyurun Berk Bey, Didem Hanım'ın ofisi burası. Oo, hoş geldin aşkım. Bana müjdeli haberler getirdin değil mi? Ne yani? Senin çalışma odan burası mı gerçekten? Olur mu aşkım, burası giriş. Asıl odam böyle bu arkada. Ne sanmıştın Berk? Her gün akşama kadar burada tıkılıp kalıyorum. Didem, al çantanı gidiyoruz. Nereye gidiyoruz ya? Didem, hadi dedim. Soru sorma da gidelim. Rukiş, bak bunu anam sana yolladı. Eteklik kumaş mı neymiş? Giderken bunu da götür istersen. Nereye giderken götüreyim Orhan? Dursun burada. Nereye olacak Rukiye, terziye işte. Kumaş biçilmek için başka nereye gider ki? Aman Orhan. Sanki bugüne kadar giydiklerimi Paris'ten getirdik de bu kusur kaldı. Ben elimi boş bir zamanda kendim dikerim. Peki kendin için değilse terziye niye gidiyorsun Rukiye? Orhan, nereden çıkardın bu terzi işini ya? Uğraştırmasana beni. Kafana saksı mı düştü ne? Vallahi benim kafama bir şey düşmedi de sana bir şey olduğu kesin Rukiye. Durduk yere nereden çıkarayım ben terziyi? Hem sen demedin mi daha bu sabah terziye gideceğim diye Rukiye? Aa, hay Allah. Sen terzi diyorsun. Ha, evet evet dedim. Dedim de kendim için değil. Ne için Rukiye? E ne olacak Orhan? E tabii ki Şeref teyze için. İyi de Şeref Hanım'ın terzisi zaten yalıya gelmiyor mu Rukiye? Öyle. Öyle de bu prova değil ki. Hem öyle olsa ben neden gideyim değil mi? Terzi geçen geldiğinde kumaşı burada unutmuş. Şeref Hanım da tutturdu hemen götür diye. Yoksa benim terzilik ne işim olur? Elimden dikiş nakış gelir evvelallah. Ay Orhan, görüyor musun? Çamaşırdı, terziydi derken daldım. Seherle yapılacak işler vardı. Kız bekler durur. Ben hemen gideyim. Defne, yarın gerçekten parti yapacak mısın? Parti yoksa Eda'lara ders çalışmaya gideceğim de. Karar vermem gerek. Tabii parti var. Bizim evde. Annem hazırlığa başladı bile. İyi o zaman. Peki sen gelecek misin partiye? Yoksa ders çalışmaya mı gideceksin? Pastalı bir parti varken kim ders çalışır? Tabii size geleceğim. Tamam o zaman.
Tamam, görüşürüz. Selam aşkım, ne haber? Hoş geldin, hayrola? Onur, kaç gündür içim bir türlü rahat değil. Geçen gün Gümüş'e çok sert davrandım galiba. Tamam, hala çok kızgınım. Yaptıkları büyük eşeklik ama düşündüm de bizim birbirimizden başka kimimiz var ki sığınacak? Kızsam da onu anlamaya çalışmalıydım. En azından söyleyeceklerini dinlemeliydim. Hem artık bu durumu benim kabullenmem lazım. Aşkım ne dersin, yanına uğrayıp da konuşsam mı bir? Sen bilirsin Pınar. Onur, iyi misin sen? Sanki aklın burada değil gibi. Ne olsun Pınar, işim çok. Gümüş'le aranızda olanları konuşacak vaktim yok sadece. Kocaman insanlarsınız. Aranızda halledersiniz nasılsa. Hadi sen Gümüş'e uğra, ben de işime bakayım, tamam? Bahar'cığım, ben biraz yukarı çıkacağım çünkü halletmem gereken işler var. Şirkete tekrar dönmem artık, tamam mı? Tamam canım. Yalnız pazartesi sabahki toplantıyı unutayım deme, biliyorsun büyük gün. Kreasyonun yer alacağı büyük mağazalar zinciri var ya, onun yöneticileriyle tanışma toplantısı, kaçırmak istemezsin yok herhalde. Yok canım, merak etme, toplantıya geç kalmayacağım. Gümüş, hafta sonu ne yapacaksın? Yani bir planın var mı? Yapmayı planladığın bir şey yoksa beraber takılırız biraz diye düşündüm ha. Ne de olsa sen de ben de yalnızız. Bilmiyorum ki, alışveriş falan yapmam lazım ama kesin bir şey düşünmedim. Aa, benden gizlemeye çalışma. Sanki içinin kan ağladığını bilmiyorum. Ben de yaşadım aynı şeyi. Dertleşiriz hem biraz ha, ne dersin? Yani daha bir plan yapmadım. Hem Melek yokken evde yapmam gereken işler var, onları bir halledeyim. Ya biraz da kendimize vakit ayıralım değil mi ama? Neyse, sen şimdi işine bak. Ben seni ararım hafta sonu. Konuşuruz neler yapacağımızı. Tamam canım. Görüşürüz. Görüşürüz. Böyle gizli işler çevirsen elin ayağına dolanır tabii. Gümüş. Merhaba Pınar. Merhaba, ben de sana uğrayacaktım. Müsaitsen eğer. Ne demek canım, aşk olsun. Tabii ki müsaitim. Gel odama giderim. Sana bir kahve ısmarlayayım.